Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, komparatif, superlatif yani karşılaştırmalar konusu. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar pozitif olarak gördüğümüz sıfatlar, bildiğimiz üzere olan sıfatlar, komparatif dediğimiz iki şeyi kıyaslarken daha güzel diyecek olursak komparatif olarak düşünmemiz gerekiyor. En güzel diyecek olursak da bunu superlatif olarak düşünmemiz gerekiyor. Şimdi dilerseniz bu sıfatlarla hemen başlayalım. Schön, schön neydi arkadaşlar? Güzel. Daha güzel diyecek olursam arkadaşlar schöner demiş oluyorum. Bakın burada er'e gelmiş ve daha güzel derken demek ki schöner demiş oluyorum. En güzel diyecek olursak bunu superlatif 3 artı ile göstermişiz. Am schönsten demek ki en güzel derken am schönsten demiş oluyoruz. Küçük derken arkadaşlar klein diyorum. Daha küçük diyecek olursak kleiner. En küçük diyecek olursak am kleinsten demiş oluyorum. Demek ki klein, kleiner, am kleinsten demiş oluyoruz. Buraya da baktığımızda arkadaşlar schnell, hızlı demek. Schnell, hızlı. Daha hızlı derken schneller, bakın gene er'e gelmiş tıpkı diğerlerinde olduğu gibi schneller. En hızlı diyecek olursak am schnellsten, demek ki am schnellsten en hızlı demekmiş. Buraya baktığımızda lustig, eğlenceli demek arkadaşlar. Daha eğlenceli diyecek olursak lustiger, demek ki lustig eğlenceli. Daha eğlenceli lustiger, en eğlenceli diyecek olursak am lustigsten, demek ki am lustigsten en eğlenceli demekmiş. Ucuz diyecek olursak arkadaşlar billig diyoruz. Demek ki billig ucuz demekmiş. Daha ucuz diye kıyaslayacak olursak, komparatif yapacak olursak billiger demiş oluyoruz. Billiger demek ki daha ucuz. En ucuz diyecek olursak arkadaşlar am billigsten, demek ki am billigsten en ucuz demekmiş arkadaşlar. Dikkat ettiysek arkadaşlar superlatif yaptığımda ne yapıyorum? Preposition am billigsten'de olduğu gibi sten ile sonlandırmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar öyle sıfatlar var ki bu sıfatlarda ünlüler değişiyor. Ne oluyor? Örneğe bakacak olursak groß, groß büyük demek arkadaşlar. Burada gene superlatif yapılmış, er gelmiş ama buraya dikkat edelim. O ne olmuş? Ö'ye dönüşmüş. Diğerlerinden farklı olarak. Demek ki groß ne olmuş? Größer olmuş. Demek ki größer daha büyük demek. En büyük diyecek olursak arkadaşlar burada gene bu vokal değişimini görüyoruz. Am größten, demek ki am größten en büyük demiş oluyoruz bu sayede. Burada da gene aynı şekilde arkadaşlar. Jung genç demek arkadaşlar. Jung genç. Bakın burada o ö'ye dönüşmüştü. Burada da u neye dönüşecek? Ü'ye dönüşecek. Dolayısıyla jung ne olacak arkadaşlar? Daha genç diyecek olursak jünger. Demek ki jünger daha genç demekmiş. En genç diyecek olursak arkadaşlar am jüngsten, bakın burada da gene o vokal değişimi söz konusu. Demek ki am jüngsten en genç demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar klug zeki demek. Klug zeki. Daha zeki derken arkadaşlar iki şeyi kıyaslarken klüger, bakın u ü'ye dönüşmüş. Klüger olmuş. Klüger daha zeki. En zeki derken arkadaşlar am klügsten, am klügsten demek ki en zeki demekmiş. Dilerseniz doğru telaffuzlarıyla öğrenmiş olduğumuz bu karşılaştırmaları yineleyelim. Schön, schön, schöner, schöner, am schönsten, am schönsten, klein, klein, kleiner, kleiner, am kleinsten, am kleinsten, schnell, schnell, schneller, schneller, am schnellsten, am schnellsten, lustig, lustig, lustiger, lustiger, am lustigsten, am lustigsten, billig, billig, billiger, billiger, am billigsten, am billigsten, groß, groß, größer, größer,
am größten, jung, jung, jünger, jünger, am jüngsten, klug, klug, klüger, klüger, am klügsten. Üçüncü grup karşılaştırmalara baktığımızda arkadaşlar, alt, yaşlı ya da eski anlamında arkadaşlar, daha yaşlı diyecek ya da daha eski diyecek olursak arkadaşlar, älter demiş oluyoruz. Bakın burada a umlaut almış ve älter demişiz. En eski diyecek olursak arkadaşlar, am ältesten denmiş. Bakın burada test şeklinde bir kaynaştırma söz konusu. En yaşlı ya da en eski derken demek ki am ältesten demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda leicht kolay demek. Daha kolay derken leicht da en kolay diyecek olursak arkadaşlar, am leichtesten, bakın burada da gene test şeklinde bir kaynaştırma görüyoruz. Buraya da baktığımızda arkadaşlar gut kökte bir değişim söz konusu. Bakın gut daha iyi derken besser denmiş. En iyi diyecek olursak am besten demiş oluyoruz. Demek ki gut daha iyi, iyi demek ki gut daha iyi, besser en iyi derken am besten demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda fiil çok demek. Daha çok derken mehr, en çok diyecek olursak am meisten, demek ki fiil çok demekmiş. Daha çok derken mehr, en çok derken am meisten demiş oluyoruz. Gern severek demek arkadaşlar. Daha çok severek diyecek olursak lieber, yani bir şeyi daha çok tercih ediyoruz diyecek olursak lieber, en tercih ettiğim, en sevdiğim diyecek olursam am liebsten demiş oluyoruz. Bakın burada da kökte bir değişim söz konusu. Demek ki gern, lieber, am liebsten demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuzu tekrar edelim. Doğru telaffuzlarıyla tabii. Alt, älter, am ältesten. Alt, älter, am ältesten. Leicht, leichter, am leichtesten. Leicht, leichter, am leichtesten. Gut, besser, am besten. Gut, besser, am besten. Viel, mehr, am meisten. Viel, mehr, am meisten. Gern, lieber, am liebsten. Gern, lieber, am liebsten. Evet, şimdi de arkadaşlar öğrenmiş olduklarımızı örneklerle pekiştirelim. Şimdi burada pozitif Linda'yı görüyoruz arkadaşlar. Linda ist 9 Jahre alt. Linda 9 yaşında. Komparatif, bakın kıyaslayacağız şimdi birazdan bunu. Angela ist 7 Jahre alt. Demek ki Angela 7 yaşında, Linda 9 yaşında. Buraya baktığımızda Manfred ist 5 Jahre alt. Manfred 5 yaşında. Şimdi bunları nasıl kıyaslayacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki Linda genç. Ne diyeceğim bunun için? Linda ist jung. Demek ki Linda ist jung, genç demek. Şimdi Angela ve Linda'yı kıyasladığımda Angela ist jünger als Linda. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Burada ne yapıyorum ben? Jünger als diyorum. Bakın als, iki şeyi kıyaslarken demek ki als'i kullanmam gerekiyor. Burası çok önemli. Demek ki Angela Linda'dan daha genç diyecek olursak Angela ist jünger als Linda demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar Manfred diğerlerine göre daha küçük, daha genç. Dolayısıyla Manfred ist am jüngsten demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri tekrarlayalım. Linda ist jung. Linda ist jung. Angela ist jünger als Linda. Angela ist jünger als Linda. Manfred ist am jüngsten. Manfred ist am jüngsten. Evet arkadaşlar, şimdi Paula, Maria ve Sandra, bunların güzelliklerini kıyaslayacak olursak ne deriz?
Paula için güzel diyecek olursak arkadaşlar, güzel neydi? Schön. Paula ist schön. Demek ki Paula güzel. Paula ist schön demiş oluyorum. Maria ve Paula'yı kıyaslarken Maria, Paula'dan daha güzel diyeceğim arkadaşlar. Maria ist schöner als Paula. Demek ki iki şeyi kıyasladığımda ne yapıyorum? Als'ı getiriyorum. Schöner als demiş oluyorum. Demek ki Maria ist schöner als Paula. Maria, Paula'dan güzel demiş oluyorum. Burada da şimdi superlatif olarak baktığımda Sandra en güzel diyecek olursak arkadaşlar, Sandra ist am schönsten, en güzel diyecek olursam demek ki am schönsten, Sandra ist am schönsten demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı tekrarlayalım. Paula ist schön. Paula ist schön. Maria ist schöner als Paula. Maria ist schöner als Paula. Sandra ist am schönsten. Sandra ist am schönsten. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde komparatif, superlatif karşılaştırmalarını örneklerle görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.